Bu videoda motor üniteden yani kaslarımızın hareket etmesini sağlayan birimden bahsedeceğim. Öncelikle motor kelimesinin hareket oluşturan şey anlamında kullanıldığını hatırlatayım ve hemen konuya gireyim. Motor ünite iki ana bölümden oluşur. Bunlardan ilki alt motor nöronlar ya da alt motor sinirler dediğimiz kısımdır. Alt motor nöronlar, merkezi sinir sisteminden çevresel sinir sistemine bilgi akışı sağlayan efferent ya da diğer adıyla motor sinir hücreleridir. Bu nöronlar, sinaps adı verilen bağlantı noktaları sayesinde iskelet kaslarına mesaj iletir ve bu çizgili kasları kontrol ederler. Şu kırmızı ile işaretlediğim yer uyluk bölgesi ve buradaki iskelet kasları İskelet kasları vücudumuzdaki en belli başlı kas tipidir. Tüm vücudumuzu çevreleyen ve büyük ölçüde iskeletimizdeki kemiklere bağlı olan bu kaslar hareket etmemizi sağlıyor. Bu kaslara merkezi sinir sistemi tarafından verilen kasılma komutunu ileten şey ise bu alt motor nöronlar. Şimdi bir alt motor nöronun yapısını şematik olarak gösterelim. Şu yuvarlak soma adı verilen ve hücre çekirdeğini barındıran bölüm. Ve bu da akson denen iletken hücre uzantısı. Aksonlar dallanıp budaklanarak akson terminallerini oluşturuyorlar. Bir sinir hücresinde çok sayıda akson terminali bulunabilir. Ama ben buraya sadece iki tane çiziyorum, göstermelik olarak. Şu haliyle motor nöronumuz yalnızca iki adet iskelet kası hücresine bağlanıyor. İki yana çizdiğim şu küçük çubuklar da alt motor nörona bağlı iskelet kası hücreleri olsun. Yazalım. İskelet kası hücreleri. Bu hücrelerde motor ünitenin diğer parçasını oluşturuyor. Yani motor ünite Esas olarak alt motor nöronlar ve onlara bağlı iskelet kası hücrelerinden oluşuyor. Nöronların diğer hücrelerle bağlandığı noktaya sinaps deniyor. Sinaps. Fakat bir alt nöron ve bir iskelet kası hücresi arasında kalan sinapsın farklı bir adı var. Yani eğer bir sinaps bir alt nöron ve iskelet kası hücresi arasındaysa bu sinapsa bu sinapslara genel olarak nöromüsküler kavşak ya da sinir kas kavşağı deniyor. Bu sinir hücreleriyle ilgili anlamına gelen nöro öneki ve kaslarla ilgili anlamına gelen müsküler sözcüğünden oluşan birleşik bir kelime. Nöromüsküler. Alt motor nöronlar genelde birden fazla iskelet kası hücresine bağlı olduklarından her bir sinir hücresinin oluşturduğu nöromüsküler kavşak sayısı da birden fazladır. Evet, işte burada şema halinde göstermeye çalıştığım tüm bu oluşuma motor ünite deniyor. Bir alt motor nöron hareket sinyali gönderdiğinde bu kendisine bağlı tüm iskelet kası hücrelerinin kasılmasına yol açar. Yani bu hücreler farklı zamanlarda farklı tepkiler göstermiyor. Tam tersine bir bütün halinde eş zamanlı hareket ediyorlar. Zaten bu oluşuma ünite denmesinin sebebi de bu. Motor nöronların hücre gövdeleri yani somaları omurilikte yani şurada ya da beyin sapında bulunuyor. Bu sinir hücrelerinin uzantıları olan aksonlar da kafada kraniyal sinirlerden, gövdede ise spinal sinirlerden geçiyor. Aksonlar çevresel sinir sistemi içerisinde dallara ayrılan bu sinir lifleri boyunca ilerliyor ve kendi motor ünitelerindeki iskelet kası hücrelerine bağlanıyorlar. Kraniyel sinirlerdeki alt motor nöronlar daha çok baş ve boyun bölgesindeki kaslarımızı, omurilikteki alt motor nöronlar ise gövde, kol ve bacak kaslarımızı kontrol etmemizi sağlıyor. Yapısal olarak küçük kaslar, örneğin göz ya da parmak kasları daha hızlı ve hassas bir kontrol gerektirir. Şuraya, konu mankenimizin eline parmaklarını hareket ettiren kasları temsilen minik bir kas çizelim. Bu küçük kaslar küçük motor ünitelerine sahiptir. Yani alt motor nöronlar bu tür kaslarda az sayıda kas hücresine bağlanıyor. Ancak seri ve hassas kontrol gerektirmeyen büyük kaslarda, örneğin gövde, kol ve bacak kaslarında motor ünitelerinin de büyük olduğunu görüyoruz. Burada da her bir alt motor nöronun çok daha fazla sayıda iskelet kası hücresine bağlanması söz konusu. Şuraya da biraz daha büyük bir kas grubu, kas hücresi grubu çizelim. Şöyle yan yana dursunlar. Gövde, kol ve bacaklardaki bu büyük kaslarda bir tek motor ünite yüzlerce iskelet kası hücresi barındırabiliyor. Bu da büyük kaslardaki alt motor nöronların nöromüsküler kavşak oluşturan çok daha fazla akson terminaline sahip olması demek. Yani daha büyük kas, daha büyük bir motor ünite ve daha çok bağlantı demek. Motor ünitede oluşan bir takım anormallikler hareket kabiliyetine dair bazı olumsuzlukları da beraberinde getirir. Bunlardan biri kas güçsüzlüğü dediğimiz şey. Yani çizgili kasların yeterli güce sahip olmaması, yeterli güçle kasılamaması. Sinir sisteminin başka bölümlerinde ortaya çıkan sorunlar da kas güçsüzlüğüne yol açabiliyor. Bu sorunlara başka videolarda değineceğiz. Alt motor nöronlarda ortaya çıkan anormallikler kas güçsüzlüğüne yol açabildiği gibi sinir sisteminde alt motor nöron belirtileri olarak bilinen bir takım olumsuzluklara da zemin hazırlayabiliyor. Buraya kısaca AMN yazıyorum. Alt motor nöronun baş harfleri. Alt motor nöron belirtileri çoğunlukla bu nöronlardaki anormalliklere eşlik ediyor. Bu belirtilerin ilki kas atrofisi. Kas atrofisi, çizgili kas kitlesinin küçülmesi anlamına geliyor. Bu fotoğrafta alt motor nöron anormalliğine bağlı kas atrofisi yaşayan bir hastanın ellerini görüyoruz. Burada alt motor nöronlar bileği geçerek eldeki kas dokusuna ulaşıyor. Fakat elin tam şu noktasında çok sayıda zayıf kas hücresi bulunuyor. Tabi aynı şey diğer el için de geçerli. Fakat bu hastaların bileklerinde her nasılsa bir anormallik ortaya çıkmış ve beraberinde buradan geçen sinirler ile bu bölgedeki kaslara uzanan alt motor nöronlar hasar görmüş. Özellikle şu bölgelere baktığımızda kasların buruşup büzüştüğünü görüyoruz. Sanki erimiş gibi bir halleri var. İşte bu duruma kas atrofisi deniyor. Bir diğer alt motor nöron belirtisi ise fasikülasyonlar yani kas seyirmeleridir. Doğrusu bunu buraya çizemeyeceğim. Fasikülasyon dediğimiz şey göz ya da parmak seyirmesi gibi istem dışı kas kıpırtılarıdır. Kas seyirmeleri de alt motor nöronlarda bir problem yaşandığının habercisidir. Aslında bu hastanın ellerini yakından görebilseydik şu bölgelerde belli belirsiz ve istemsiz kıpırtılara yani kas seyirmelerine rastlayabilirdik. Tabi ara sıra yaşanan kas seyirmeleri gayet normal. Zaman zaman hepimizin kaşı gözü seyirir. Ne var ki uzun süreli seyirmeler bazı alt motor nöronlarda ve bu nöronların bağlı bulunduğu kas gruplarında bir sorun yaşandığını akla getirir. Yine de bu lokal bir durumdur ve vücuttaki alt motor nöronlarda genel bir problem söz konusu değilse diğer kaslara yayılmaz. Demek istediğim, belirli bir bölgedeki kas seyirmeleri alt motor nöronların tümünde bir anormallik olduğunu göstermez. Bu sadece o bölgedeki motor nöronlarla ilgili bir sorundur. Bir diğer alt motor nöron belirtisi hipotoni adı verilen durumdur. Yani kas tonusunda azalma. Kas tonusu denen şey vücudumuzdaki kasların her zaman bir miktar kasılı halde bulunmasıdır. Bu sayede kaslarımız her an kasılıp hareket sağlamaya hazırdır. Yani ne kadar uğraşsak da kaslarımızı tamamen gevşetemeyiz. Mesela diyelim ki bu fotoğraftaki doktor hastasının bacaklarını olabildiğince gevşetmesini, onları pişmiş birer makarna kıvamına getirmesini istiyor. Hasta da bu talimata uyup doktorun dediğini yapıyor ve sonra doktor hastanın bacağını diz altından ileri geri hareket ettirmeye başlıyor. Hasta bacağını tamamen serbest bırakmaya çalışsa da kasları doktorun bu müdahalesine bir ölçüde direnç gösterecektir. İşte bu istemsiz direnç kas tonusu oluyor. Fakat Alt motor nöronlarda bir sorun varsa ve kaslara sinir hücreleri tarafından iletilen hazırda bekle komutu yeterince güçlü değilse kas tonusu zayıflıyor. Bu durumda hipotoni söz konusudur ve doktor bacak kaslarındaki bu olağan dışı gevşekliği hemen fark edecektir. Gelelim hiporefleksiye. Bu da bir başka alt motor nöron belirtisi. Hiporefleksi kas gerilme reflekslerinin zayıflaması demek kas gerilme refleksi yerine kısaca baş harflerini yazıyorum. KGR. Bu iskelet kasların aniden gerilmesiyle oluşan bir refleks türü. Bu fotoğraftaki doktorun yaptığı gibi birileri diz kapağınızın hemen altındaki tendona lastik bir çekişle vuracak olursa bacağınızdaki sinirler buna anında tepki verir ve siz de istem dışı olarak bir tekme atarsınız. Buna kas gerilme reflekslerini konu alan başka bir videoda tekrar değineceğim. Ve aynı videoda reflekslerin alt motor nöronlarda ortaya çıkan sorunlar yüzünden nasıl zayıfladığını daha ayrıntılı biçimde anlatacağım. Çünkü elimizdeki bilgilerle bu sürecin nasıl işlediğini açıklayabiliyoruz. Fakat diğer üç belirti için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onlar hakkında henüz bilmediğimiz çok şey var. Mesela alt motor nöronlardaki aksaklıkların atrofiye nasıl yol açtığını bilmiyoruz. İskelet kası hücreleri alt motor nöronlar tarafından düzenli aralıklarla uyarılmadıklarında her nasılsa bozuluyor, küçülüyor ya da tamamen ortadan kayboluyorlar. Yani alt motor nöronları kaybettiğimizde bir şekilde iskelet kası hücrelerini de kaybediyoruz. Kas seyirmeleri de bütünüyle anlaşılabilmiş değil henüz. Görünüşe göre alt motor nöronlar tarafından sağlanan bilgi akışı bir biçimde sekteye uğradığında bazı iskelet kası hücreleri Ortada herhangi bir komut yokken kendi kendine kasılmaya başlıyor. Hipotoni de sinir sistemi tarafından gönderilen kasılma komutunun daha az iskelet kası hücresine ulaşmasıyla ortaya çıkıyor olabilir. Şimdilik bundan da çok emin değiliz.